Şimdi tabii açıkçası uğuru bozulur mu bilmiyorum. İki Kemal'in arasında tuttuğum duygumun ya da talebimin, dileğimin gerçekleşmesiyle ilgili söylemek uğuru bozar mı yoksa bozmaz mı? Bilen var mı bu konuda? Fikri olan var mı? Uğuru tuttum ama. Bozmaz değil mi? Ben bu hattı bitirmeyi, Hızra'yı bitirmeyi ve Beylikdüzü Sefaköy hattını bitirmeyi diledim ikisinin arasında. İnşallah o günleri hep birlikte görürüz. ...2003 yılında bir spor kulübü yöneticisiyken o dönemin İstanbul Spor Müdürü ile aynı arabada gidiyoruz. Ve tesadüf benim yanımda resmi dosyaları imzalıyor. İstanbul İl Spor Müdürü bir makam arabasında arkasında oturuyoruz ve maça gidiyoruz. Bir baktım dosyada şey yazıyor. Beylikdüzü yazıyor. Ama ne olduğunu tam göremedim. İmzalar attı. Dedim ki Sayın Müdürüm neyi imzaladım? Beylikdüzü'nü görünce tabii benim de iş yaşamım orada siyasetle ilgili değildim. Ya dedi Beylikdüzü Sefaköy İncirli hattının bizim spor sahalarından geçen şeyleri var, yerleri var. Oraların teslimi ile ilgili kurumsal imzam gerekiyordu, onu attım. Ya onun için sordum, ben de Beylikdüzü'nde yaşıyorum, işim gücüm orada. Ya heyecanla bu hattı bekliyoruz. 2003. 2004 yılında hiç unutmuyorum Beylikdüzü sınırlarıyla ilgili. Tabii o zaman henüz büyükşehir sınırlarına yeni dahil oluyordu ve o döneme dair seçim propagandalarında hemen seçimden sonra Beylikdüzü metrosuna başlıyoruz diye kampanya yapıldı. 2004. Yani 2019'u baz alırsak yani bizim dönemimize geçişini tam 15 yıl öncesinden bahsediyorum. Başlıyoruz. Sonrasında kısmet oldu. Seçimden 3 ay sonra bir yeğenimin, kuzenimin daha doğrusu nikahında Sayın Topbaş, Allah rahmet etsin, nikahta nikah şahidi oldu. Aynı masada oturduk nikah öncesi. Dedim ki bu bizim için çok hayati, önemli bir mesele başkanım. Hayırlı uğurlu olsun göreviniz. Hani bunu gerçekten sizden bekliyoruz. Bir kısım yolcu garantisi noktasında kredi görüşmelerinde son noktadayız. İnşallah çok yakın zamanda başlayacağız sözünü de kendi kulaklarımla Allah rahmet etsin duymuştum. Şimdi sonrasında tabii genel seçim ve yerel seçimlerin bizim o bölgedeki tek propaganda, en önemli propagandası Beylikdüzü metrosu. Günün sonunda aradan yıllar geçti ve bugüne geldik. Batı'nın metrodan uzak kalması İstanbul'un sadece ulaşım değil, gerçekten ciddi anlamda hayat kalitesi açısından çok sorunlu bir sürece ulaşmıştır. Bugün gerçek nüfusları üzerinden baktığımızda, gerçekten kastım ne yazık ki artık şehrimizin içerisinde bize göre yaklaşık %15 daha fazlası mültecisi var. Yani elde ettiğimiz bilgilerden bunu kaynaklı söylüyorum. Daha fazlası var, daha azı yok. %15. Bunun anlamı şu: Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Başakşehir'in bir bölümü, metroya erişilemiyor, özellikle Bahçeşehir bölümü ve Küçükçekmece'nin de batısı diye tariflediğimiz, yine raylı sisteme erişilemeyen bölümünü kattığımızda 3-3,5 milyon nüfuslu bir alandan bahsediyoruz. Böylesi bir alan raylı taşıma olmadan kentle bağını kurar ise oradaki insanlara büyük zulüm çektirirsiniz. 2 kere 2 4. O bakımdan gelir gelmez bu işleri ele aldık. Bakınız,
Mahmut Bey Esenyurt hattı. Önemli bir hat, çok önemli bir hat. Ve bu hattı göreve aldığımızda ne acı ki ne şantiyesi vardı ne de projesi tamdı. Böyle devraldık. Yani iki kere iki dört. İşte yüklenici firmamız burada. Bizler buradayız. Neyi aldıysak onu anlatıyoruz. Ve biz tümden bu projeyi tabiri caizse yeniden analiz etti arkadaşlarım ve toparladı, uygulanabilir hale getirdi. Bu ciddi bir zaman aldı. Sonra firmamızla oturduk. Ne yaşadınız dedik. Şunu yaşadılar. 2017 yılında, yani seçimden yaklaşık 2 yıl önce ihalesi yapıldı buranın. 2017 yılında. Ama o dediğim haliyle yapıldı yani. Hani hem projenin eksiklikleriyle hem de ne yazık ki kaynağı olmadığı için başlanmamış bir iş. Yani şantiyesi yok. Az önce ifade ettiğim gibi işte şantiyesinin olmadığını, Küçükçekmece Belediye Başkanımızın sınırlarında etkin bir şekilde şantiye kurduğumuz için en iyi o biliyor. O bakımdan biz buraya 2020 yılı sonunda 220 milyon euroluk bir kaynak sağladık ve başlangıç yaptık. Projeyi 3 etapta ele aldı arkadaşlarım. Önce az önce söylediğim gibi projenin uygulanabilirliğini kaybeden tasarımlarını sıfırdan yaparak başladık. İlk etabı buydu. İkinci etapta Atatürk Mahallesi toplu konut, tema park ve Kanuni Sultan Süleyman Hastane istasyonlarından ulaşan 7 kilometrelik 4 istasyonluk bu M7 hattının da devamı niteliğinde kesimin imalatına başladık. Tabii bir de bunun ikinci kısmı var. Tahtakale, Isparta Kule, Bahçeşehir, Esenkent, Ardıçlı ve Esenyurt istasyonları. Yani Esenyurt meydanında bitiyor. Burada tabii bu yaptığımız çalışmada ikinci hat çok önemli. Az önce dediğim gibi yani esas batıya geçişi sağlayacak ikinci kısmı çok önemli. Bununla ilgili de ihtiyaç duyulan ek finansman için Mayıs 2022'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na borçlanma talebimizi ilettik. Meclisten çıktı ve bakanlığa bunu ilettik. Şimdi az önce her iki başkanımız da hayati bir mesele diye tarifledi bunu. Özellikle Kemal Deniz Bey. Çünkü 3-3,5 milyon nüfuslu dediğiniz bir şehirde, Avrupa'da bir şehirde şu anki İstanbul kilometresi kadar metro var. Biz daha henüz orayla bir bağlantı yapma çabası içerisindeyiz. Öyle engellemeler, öyle sıkıntılar yaşıyoruz ki bazen insan utanç duyuyor. Çok güzel ifade edildi yine başkanlarımız tarafından. Bu mesele Ekrem İmamoğlu meselesi ya da Ekrem İmamoğlu'nun döneminin meselesi ya da öncesinin sonrasının eklentisi gibi bakmayacağız. Bu mesele İstanbul'un en temel sorunu. O bakımdan her kurum ya ben ne yapabilirim? En hızlı bunu nasıl halledebilirim? Yani söylemekte sıkıntı görmüyorum. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ndeki bir durak yeri meselesi için kaç ay uğraştıklarını arkadaşlarım biliyorum. Şuradaki hastanenin efendim zaten biz kaynak arıyoruz yani bir metro durağı için. İşte yok durak yeri veririz, vermeyiz. Veririz ama işte şu kadar hastane yapın bize. Sanki biz yani gökten para yağıyor. Metro hattını da gümbür gümbür yapacağız. Biz halbuki uzun vadeli borçlanabilmenin çabası içerisindeyiz. Zaten bu tür yatırımları uzun vadeli borçlanıp tasarlamadan yapmanın imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz. Hedefimiz ikinci etabı tabii bir an önce başlatabilmek, 2025'in birinci etabın, 2025'in içerisinde bitirip hemen akabinde de ikinci etabı çok geciktirmeden buna ekleyerek bitirmek arzusundayız. Yani baktığınızda bugüne dönük konuştuğumda yaklaşık 18 yıl önce başladık başlıyoruz denilen bir işin 22-23 yıl sonra bitirilmesi İstanbul için büyük talihsizliktir. Büyük bir kayıptır.
Böyle olmamalı. Ve biz bugün günde 9 milyona yakın insanı toplu taşımada taşıyoruz. Ve biz artık toplu taşımada yani Londra'nın nüfusu kadar insan taşıyoruz günde. Ama Londra metro olarak İstanbul'un 3 katı metrosu var. Dolayısıyla 650 kilometrelere yaklaşan 2030 hedefimizden bahsetti Pelin Hanım. Çok önemli. Çok çok önemli ve bizim acilen orayı yakalamamız lazım. Acilen, durmadan, tam gaz. Yani devletimizin Cumhurbaşkanlığı imzasıymış, Maliye Hazine Bakanlığıymış, yok Ulaştırma Bakanlığı'nın proje onayıymış, efendim AYGM'nin işte yok belediyemiş falan, ilçe belediye. Ya böyle metro önüne geldi mi ben ne yaparım diye bakması lazım. Az önce söylediğim şekilde ihale yapılan bir projeyi yaşamış birisi bizim Beylikdüzü Sefaköy hattımızda yaptığımız projenin eksikliklerini televizyonlara çıkıp anlatıyor. Yani böyle engellemeler, böyle anlamsız süreçleri yaşadık, yaşıyoruz. Ama aşacağız. Gerçekten milli bir meseledir. Aynen ifade edildiği gibi lastik tekerli araçların, kullanılan yakıtın çevre kirliliğinden zaman kaybına, kaynak israfından birçok hususa kadar, dışa bağımlılıktan başka hususlara kadar o kadar zararı var ki 20 milyonluk bir kentin böylesi süreçlere bir an önce sahip olmasının ya da olamamasının getirdiği sıkıntıların. O bakımdan mesele önemlidir. Tam gaz devam edeceğiz. Az önce söylenen fotoğraf çağdaş bir görüntüdür. Yani Hızray'ın bağlanması, buradan Beylikdüzü Esenyurt Meydanı'na erişen bu hattın Saadetdere'ye erişmesi ve Beylikdüzü TÜYAP hattıyla birleşmesinin, Hızray'la Beylikdüzü'nden Esenyurt'tan geçip 13 tane metro hattını keserek Sabiha Gökçen'e 52 dakikada erişmesinin, bu şehir adına